Ajá, trayéndote la mejor música siempre, WCCM-FM. Ahora con la hora será el señor Ramón. Ahora exacta será la 4 y 20. La primera llamada, ¿con quién hablo? Yo, Freedom in there, man. Yo, Freedom. No, 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 la próxima llamada. Llamado, ¿con quién hablo? Hola, ¿usted me oye? Sí, te oigo. ¿Con quién hablo? Te habla Altagracia Jiménez Calme de la Cruz Vázquez Rosario Figueroa Vargas Sánchez. Dios mío, ¿de dónde eres, mi amor? De Manhattan. No, no, mi amor, ¿de qué país Ay, tú eres? Soy de Puerto Rico. Muy bien. ¿Qué canción te gustaría llevar ahora mismo? Ay, pero qué emoción, son tan... Kapıda bazı arkadaşlarımız dans çalışmaları yapmışlar ya bizden. Onun için kusura bakmayın. Nasıl keyifli ziyaretleri? Evet. İyi misiniz? Sağ olun. Buradan gayet harika görünüyorsunuz. Ama önemli olan tabii sizlerin kendini nasıl hissettiği. Bu gece dans bulu bir gece, bunu biliyoruz. Değil mi? Evet. Tişörtleriniz hazır mı? Yedek tişörtlerden hiç problem yok. Onun için sorun. Ayakkabı getirenler var, var. Gidiyorum. Harikasınız. Hanımlar ve beyler, rahatsız kayıtlarınızı gösteriyorsunuz. Öncelikle hoş geldiniz. Biraz heyecanlıyım. Sizlerin de gördüğüm gibi keyif yerinde. Herkes rahat, huzurlu. Güzel. Bundan sonra ne olacak onu unuttum da. heyecan olunca işte insan kurutuyor. Yok, hiç merak etmeyin. Hepsi aklımda. Hemen gelir en azından. Şimdi bu gece neler olacak, neler yaşanacakla ilgili kafalarda soru işaretleri vardı. Öncelikle bu soru işaretleri bir ortadan kaldırayım. Şunu bilmenizi istiyorum. Bu gösteri sadece benim tek başıma yapacağım bir gösteri değil, birlikte yapacağımız bir gösteri olacak. Konusu dans olan ve sohbete dayalı bir gösteri. Stand-up dans. Dünyada ilk ve tek, çünkü keşif bana ait, dansınız karakterinizdir. Ha, programın içinde neler yaşanacak böyle bile gelince inanın onu ben de bilmiyorum. 6. yıldayız ve her seferinde farklı olaylar yaşanıyor. Bir öncekini anlatsam onda olmuyor, başka bir şey oluyor. O yüzden neler yaşanacağını gerçekten yaşayarak birlikte göreceğiz. Ama şimdi gösteriyi birlikte yapacağımıza göre öncelikle benim de sizleri konuyla ilgili bir tanımam gerekiyor. Soracağım çok basit birkaç tane soru var. Ona elinizi kaldırarak cevap vermeniz benim için yeterli. Birinci sorum, haftada bir gün ben mutlaka gelmek bir zaman verip dans ederim diyenler lütfen elini kaldırabilir mi? Güzel, güzel, güzel az değil mi? Haftada iki gün? Çok güzel, süper. Bu anketin sonucunda şunu anlıyorum. Gecenin nasıl geçeceğini anlıyorum onun için. İlerleyen söyleyeyim. Peki son bir aydır ben hiç dans etmedim diyen var mı aramızda? Yok. Herkes dans etti. Süper. Süper. Birkaç kişi. Hocam birkaç kişi olacak. O önemli değil ama genel olarak süperiz. Süper. Harika. Burada bu anketin sonucunda gecenin nasıl geçeceğini anlıyorum. İşte o andan itibaren zaten daha bir rahatlamaya başladım. Gerçekten dolu dolu geçecek bu anlaşılmış. Peki. Şimdi gösterimiz dansla alakalı olduğu için şöyle bir özetle vereyim. Dansınız karakterinizdir diyorum. Geniş kitleler tarafından dans yıllar boyu eğlence, kültür, sanat ve benzeri şekillerde düşünülür ve uygulanırdı. Ama bunun haricinde dans kişilerin temel karakterlerinin birebir ortaya çıkıyor keşfinden sonrasında olaya daha farklı bir şekilde bakılmaya başlandı. Gösteri nasıl girecek? Şimdi biraz sonra aranızdan 15 kişiyi tespit edeceğim. Sahneye alacağım. Hepiniz çıkmak istiyorsunuz biliyorum da. 15 kişi de doğru bir tespit olabilmesi için. 15 kişi daha sonra alacağım. 15-15. 15 kişi dans edecek. 1 dakikalık süre benim için yeterli. Ve ben o 1 dakikalık sonucunda hem karakterleri söyleyeceğim, hem bu karakterleri nasıl tespit edildiğini sizlere aktaracağım, hem de dansla ilgili birçok yaşanmış olan ve şimdiye kadar söylenmemiş olan birçok olayı birlikte paylaşacağız. Şimdi 15 kişiyi tespit edelim. Şöyle yapalım. Kimse kimsenin hakkını yemesin. Ben 1-2-3 diyeyim. İlk elini kaldıran 15 kişiye ben alayım. Evet, hazır mıyız? 1-2-3. Şaka gibi. Tamam, tamam, peki. Ben anlıyorum şimdi doğal olarak, bu da ülkemin insanlarına karakter özelliği. Biz hemen yani yemek bile olsa bu, davet edince hemen gitmeyiz. Önce bir ısrar. Değil mi? Tabii. Ondan kaynaklanan bir şeyi çok iyi anlıyorum. Peki.
Böyle durumlarda ben devreye giriyorum. Şöyle yapıyorum. Kişilerimden tespit ediyorum. Doğal olarak, şuna yaşanıyor doğal olarak tespit ettikten sonra yok ben çıkmayayım, olmaz falan vesaire. Ama hemen Türk karakter özelliğini kullanıyorum. Ölümü gör. vesaire gibi sözlerden sonra bir bakıyorum sahnede 25 kişi var. Böyle bir duruma geliyoruz. Onun için bu o an işte. O biraz evvel bahsettiğim an. Peki efendim ben tespit ediyorum kişileri o zaman. Biraz zorlanacak. Ya yüz ifadesi bu kadar çabuk değişir mi? 3 saniye önce gülümsüyorduk. Bir anda şöyle oluyor. Şöyle ifadeler görüyorum oradan. Ne diyor lan bu? Şunlar bak. Öbür ben sana dedim oğlum gelmiyor. Hiç bunlara gerek yok. Tamam. Hepinizin yerine ben dans ederim. Ne dersiniz? Şöyle. İnanın bu alkışı o kadar iyi tanıyorum ki. Bu can abi alkışı. O anda ne yaptığını farkında bile değil. Direkt şöyle duydu ya ben de... Hemen çıkıyor. Hiç sorun değil. Skeyliniz alın. Gerçekten tüm karakterleri bir yerine ben dans ederim. Onunla ilgili hiçbir sorun yok. Ne enteresan ama hepimiz dansı seviyoruz burada. Dansı sevmeyen var mı aramızda? Yok. Ama dansla ilgili böyle bir çekince durumu da hep vardır yani. Aslında normal hayatta birçok insan hep dans eder. Çünkü her insanın bir ritmi var. Kim insan ne yapar? Gayet sakin. Sakin bir şekilde konuşmasına yansır, bu yürüyüşüne yansır. Ağırdır hareketleri. Bazı insanlar çok seri bir şekilde konuşur. Bu da hareketlerine yansır. Bunların üzerine müziği verip aynen dans ortaya çıkar aslında. Yani bu yavaş konuşmalar, ağır abiler dahil. Onlar ne yaparlar? Konuşurken onlar gibi daha... Var mı internetim olabilir mi mesela? Böyle daha ağır aksak, daha normal konuşmalar. Ne haber koşum falan. Şşşt. Tavrını ver. Bazı bayanlar var. Onlar da ağır duruyor. Sadece o anda orada müzik yoktur. Ondan dolayıdır aslında. Yoksa hep var. Ama ben mesela şeye de hayranım. Gerçekten daha sonra ortamlarında bulunduğum zaman bir an düğün, nişan ve benzeri ortamlarda insanlar o kadar güzel gönüllerinden böyle geldiği gibi eğleniyorlar ki ben ibreniyorum. Şundan dolayı ibreniyorum. Çünkü benim mesleğimin temeli dansa dayalı olduğu için herhalde yıllarca koreografi hazırlamışım, hala hazırlıyorum. Şarkının sözleri benim için çok önemli. Ben ne yapıyorum? Piste çıkınca şarkının sözlerine falan takıyorum ve eğlenemiyorum istediğim. Ama onlara bakıyorum, o kadar güzel eğleniyorlar ki. Bir yandan şarkıyı söylüyorlar, bir yandan eğleniyorlar. Alalım mesela o parçalardan vardı birkaç tane. Mutlaka hatırlıyorsunuzdur bu şarkı. Namusluğumda vur beter, namusluğumda vur beter. Çabuk çabuk vurmaklar, zor boy gelip sağ, 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 sağ. Memeler bağış kalmış, dedim ya, ben kafamı takıyorum. Şimdi de biz toplum olarak çok böyle konuşmalarımızda falan değil mi? Yani o şeyimiz vardır, terbiyemiz ve ahlakımız vardır. Böyle çocukluktan itibaren bir şey söylüyor, şşş, çok ayıp falan gibi durumlar vardır. Ama dans ortamında bakıyorum, nasıl güzel söyleyelim. Bir tane parça olsa neyse. Allah korusun. Mesela slow slow rock'ta. Çok bunu görür, siz de görmüşsünüzdür. Belli ortamlarda bakarım çiftlere, slow müzik çalar, kalkar, 8-10 şarkı değişir. O çiftler asla ayrılmaz. Hani bir sürü figür var değil mi? En azından bir 4 adım ileri git. 4 adım geri gel veya bayanı aç. Sonra çekil, kapa. Bunların hiçbir tanesi yapılmaz. Bazı gösterimleri soruyorum, belirleri soruyorum. Diyorum ki, yani niye? Hocam diyor ya gider gelmezse. Enteresan zihniyetle figürleri de yapıyoruz. Böyle düşünen de var. Ama en önemli mesela meseleler sanki orada konuşuluyor. Hep çiftli danslarda dikkat etmiş şimdi. Yanında dans eden çiftler oluyor. Mesela şu gün sen ne yaptın faturayı bu ay kişiye yaptın? Dansta mı bu konuşulur diye düşünüyorum. Sadece bir değerin değil. Ülkelerin de kendi karakterleri var. Mesela bazı ülkeleri direkt danslarından tanırız. Nedir bu ülkeler? Lütfen aklınıza gelin söyleyin. Hintliler. Brezilya. Bakın İrlanda, evet. Bunlar evet Yunan. Ve hepsi dans ediyor. Peki, Türkiye'nin dansını söyler misiniz bana? Emin misiniz? Bir daha düşünün. Hepsi yani. Çok fazla.
Allah'ım. Hocam gördüğün gibi çok karışık. Peki, birazdan geleceğim oraya. Önce ülkeleri. Ülkeleri mesela dikkat edin. Yine aynı şekilde danslarında o ülkenin iklimiyle dahil olmak üzere danslarında o karakteri yansıtırlar. Mesela Ruslar, iklim çok soğuk. Danslarına bir baktığınız zaman çok net çözebiliyorsunuz. Doğdu, boğdu. Ama İspanya'ya bakın, sıcaktan artık terlemiş. Öyle. Hindistan'a baktığınız zaman o gizemi hep vardır. Konuşmaları, anlatmaları. O hep vardır, devam eder. Aynı şekilde bu ülkelerin bölgelerine geçtiğimiz zaman da dans değişiyor. O ülkenin ama bölgelere bakınca bölgelerde değişiyor. Mesela çok uzağa gitmeye gerek yok. Kendi ülkemize bakalım bir. Ülkemizin bölgelerine bakalım. Hemen bu çeşitliliği göreceğiz. Bununla ilgili mesela her ülkenin gerçekten çok esprili, enteresan olayları var. Ama Karadenizler bu konuda çok ön plana çıkmıştır. Ben de aynı şekilde halk dansında bir arkadaşım var mesela Karadeniz'de. Ona hep takılırım. Derim ki işte, ya Egeliler sizden daha havalılar. Bakıyorsun adamlara böyle falan. Daha bir ihtişam var. Ne zaman böyle söylesen, hemen hazır cevap aynı cevaptır. Bana yapıştır. O kadar düşünerek dans etsem ben de havalı olurum. Mükemmel mi gerçekten? Nerede? Hepimizin mutlaka bildiği bir gerçek var ki bir kere çekirdeği bir aile ele alalım. Üç kişilik bir ailede bile her biri birbirinden farklı. Şimdi bu farklı nedenlerine baktığımız zaman dansta yansıyan önemli bir konu var. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Mutlaka biliyorsunuz her birimiz doğuştan belli yetilere sahibiz. Algılama, yargılama gibi özellikle bilgilerden. Şimdi bu algılama, yargılamanın da ikişer tane işlemleri var. Mesela algı. Kimi insanlar duyularıyla algılıyorlar. Kimi insanlar sezgileriyle algılıyorlar. Eminim burada bile herkes aynı şekilde algılaması imkansız. Her birimiz birbirimizden farklıyız. Enteresan olan şu, bu bir karakter diğerinin üstü mü? Hayır, sadece farklıyız. Güzellik de burada bence. Aynı şey yargılama içinde geçerli. Kimi insan hislerine, hisleriyle karar verirken, kimi insan yargı yolunda daha çok mantığını kullanarak karar verir. İşte bunun sonucunu da anlatmak istediğim şu, ortaya çıkan şöyle bir şey var. Agresif, sakin, neşeli vesaire ve diğer karakter özelliklerinin hepsi karakter özelliği neyse bu yönlerini de ona göre kullanıp geliştiriyorlar. Ve bunun sonucu ne oluyor? O kişi dışarıda çok göstermese de karakter olarak neyi taşıyorsa dans ederken o agresif, sakin, neşeli vesaire bütün o özellikleri aynen sergiliyor. Ha, normal yaşamda birçok kişi gerçek karakterini göstermiyor. Dans ederken de gerçek karakteri gizlemesi imkansız. Nedeni şu, vücudumuzda bulunan 650 kas, yaklaşık işte 206 kemik ve eklemlerimiz var. Bunların hepsi bizim yaşam tarzımıza göre ve karakterimize göre hareket ediyor. Yani çok ağır bir yani, öyle bir yani insana siz çok seri bir şekilde yürü diyemezsiniz. Veya sakin konuşan bir insana çok seri konuş diyemezsiniz. Bu aynı şey karakterde de geçerli olan bir şey. Ve dans ederken eş zamanlı hareket ediyoruz. Yani normalde işte adın ne sorusunda bile adın neyi duyarız, sonra cevap veririz. Ama dans ederken öyle değil. Duyduğumuz anda hareket yapıyoruz. İşte orada da bütün kaslar ve eklemler o kişinin karakteri neyse ona göre hareket ediyor. Başka türlü hareket etmesi imkansız. Aslında diğer taraftan bakacak olsanız, herkes kendi karakterini normalde gösterse, doğal olsa ne kadar güzel, ne kadar güzel bir şey ama bu imkansız gibi nokta. O yüzden de çok nadir zamanlarda aslında doğal oluyoruz. Bu hepimiz için geçerli. Ben birçok insanları doğal olarak gördüğüm ortamlar, işte şarkı söylerken doğaldır, işte dans ederken doğaldır. Ve buna benzer birkaç tane nadir ortamdır ama bunlar. Sizde mesela şarkıyla ilgili aranız nasıl? Evet. Doğallıkla ilgili dinliyorsunuz burada aynı zamanda. Eski şarkılara bakın. O zaman insanlar sanki daha doğal ve duygularını daha doğru bir şekilde ifade ediyorlarmış. Muhammed.
Cem anlar galiba. Dileyen katılabilir biliyorsanız şarkıları. Sözleri lütfen dikkat. Süper. Sözlere bakın. Geçelim ikinci parçaya. Süper. Geçelim başka şarkıya. Süpersiniz. Ben bu arada illa dans etmenize gerek kalmıyor. Şarkılarla yaptığınız hareketlerden de karakteri çözüyor. Bu çözdüğün karakterleri şimdi anlatacağım. O başında çıkmadınız 15 kişiye. Ben onu unuttum mu zannettiniz? Ve bu arada şarkıların sözlerine dikkat ettiniz. Bakın bunlar eski şarkılardı. Ama günümüzde duyguları ifade edişimiz ve sözlerimiz ciddi anlamda değişmiş. Gidenler bu kadar katılsın. Saygılar. Şimdi karakter ortaya çıkacak dediğim gibi var ya. Aslında şöyle bir karakter, onu çözdüm. Çözdüm, söylemeyeceğim. Şöyle bir karakter aslında. Gitme be. Ama şimdi söyle yani anlayacağım. Gitme be. Ya doğal olalım lütfen, geçelim. Beni kalbimden vuranlar var ya, sürüne 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 kavuşacağım. Karşıma geçip kus kus gülenler var ya, kapanıyorlar önümde, diz çekip ağlayacağım. Bu arada ben çözmüş olduğum karakterleri buradan itibaren başlayarak anlatıyorum ve final yapıyorum. Süper. Süper. O zaman şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey yapalım. Bu bölümde gerçek bizim uygulayalım, uyguladığımız şeyi devam ettirelim. Danstan karakter analizi durumunda şu anda ciddi bir noktaya geldik. Gelin bu noktada şunu yapalım. Ben çıkmak isteyenler varsa engel olmayayım. Engel olmayacağım sadece, ısrar yok. Israr yok. Okey. O şekilde çıkıp devam. Harika, hazırız. Ha bir de şu var, mesela ben diyorum ya, dansa gizleyemezsin, imkanı yok vesaire vesaire. Hep şunu söylüyorlar ben, tamam mı diyor. Hani gittim ortama işte modum düşük.
modun düşükse de sağlamışsın. Tabii coşku başka bir şey. Tarz değişmez. Lütfen bunu çok ciddi anlamda kapayasın. Mesela modun düşükle ilgili benim örneğim duruyor. Gelin kaynana. İşte şeyde gelin kaynana nişan dönemi. Kaynana karşısında o yaşı vardı bir gelin. Gelsin mesela. Şey. Aradan bir süre geçer, aradan bir süre geçer, evlilik işlemi tamamlanmıştır. Aradan bir süre geçer, dünyaya bir otobü gibi bir çocuk gelir. Sadece değişen coşku, tarz aynı. Onun için böyle bir durumda ben asla ve asla gizleme şansı yok. Şimdi efendim, buyurun. Ben çıkmak isteyenlere engel olmuyorum. Birlikte eğlenerek çözelim. Burada aynı şekilde oturanlara soracağım, dans edenlere tespit edilecek. Buyurun, biz sizin. Süpersiniz. Efendim yok, alkışlarla buyurun. Arkadaşlarınız sizi utandırmak için çıkmadılar. Hani o diyordu ki çekilme dönemi vesaire. Onun için herkes rahatlıkla gelebilir demek. Tamam. Süper insan. Şimdi düğün ortamına gittik. Düğün ortamında dans ediyoruz. Ne müzik gecesi şansınız yok. Ben de katılacağım size. Tamam mı? Sonra, siz de aynı şekilde cevaplayacaksınız tabii, soracağız buraya karakterleri, tanıdılar mı tanıdılar. Hazır, alın bir tane müzik. Özelliği, agresifleşeli vesaire içinde. O anlamda da içe dönük insanlar ve dışa dönük insanlar gibi ikiye ayrılıyor ya. İşte orada içe dönük kişiler hiçbir zaman için karşısındaki kişilere bakıp veya çevresindeki insanlara bakarak dans edemez. Mutlak surette gözlerini kaçırırlar. Bakın özellikle bunlar pisteyken söylüyorum ki eğer yapabilirlerse farklı şekilde yapabilsinler diye. İçe dönük kişiler mutlaka gözlerini, bakışlarını kaçırırlar. Yukarı, aşağı. Dışa dönük kişiler de tam tersi. Mimik yaparlar, ifade yaparlar ve yüzleri uzun süre bakarlar. Doğru mu? Tespit ettiler. Bir hata yok yani. Süper. Siz
kendinizi nasıl tanımlar? Çok değişiyor. Karakteriniz. Kişilik nesi? Yok yok, temel oturmuş olan karakter değişiyor. Zahane izin ben okur muyum ben? Eş misiniz? Eş misiniz? Arkadaş mısınız? Efendim? Nişanlısınız? Süper. Ben bugünden sonra devam ediyorum bu arada. Şimdi ben dinliyorum. Hayır, içe dönük. İçe dönük mü, dışa dönük mü? İçe dönük mü, dışa dönük mü? Hazır, geçin. Diyen mi dar? Sen sakin misin? Ben de bilmiyorum vallahi. Sen bir şey değil misin? Bazen. Bu bazen de işe de harika. Süper. Ha mesela bir müzik geldi birden. Bir normal konuşuyoruz sen diyelim ki. Müzik duyduk hemen dans edelim. Müzik duyduk hemen dans edelim.